28. mektupta hırsın şükürsüzlük olduğunu anlıyoruz. Evet. Diyor ki, orada geçen bir ifadesi, şükrün mikyası kanaattir ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir. Güzel. Ehli şükür olan kişinin vasıfları ya da kişinin şükredip etmediğini anlama için bir ölçü. O adam eğer kanaat ehli ise, iktisat sahibi ise, saçıp savurmuyorsa yani Allah'ın verdiği nimetleri ve Allah ne kadar verdiyse ona rıza gösteriyorsa ve bundan memnunsa, Elindekine. memnuniyet sahibi ise o kişi şakirdir Şakir. diyebiliyoruz. Ama o kişi şikayetçidir, ehli şekva dediğimiz kişidir diye denilmesi için veya onun şükürsüz olduğunu gösteren alametler nelerdir diye sorulsa, onun da bir cümlede özetleyivermiş üstadımız. Şükürsüzlüğün mizanı ölçüsü hırstır, israftır, hürmetsizliktir, haram helal demeyip rastgeleni yemektir. Yani şimdi kişi hırs göstermesi de bir anlamda şükürsüzlük Evet. oluyor. Buradan bir başka manayı da Ya da çıkartabiliyoruz. şükretmemesi haris bir insan olduğuna, hırslı bir insan olduğuna delildir. Delildir. Haram helal demeyip rastgeleni elde etme yolunda çalışmak da Mesela. hırs denilebilir, değil mi? Çünkü meşru dairenin dışına çıkmak söz konusu. O zaman hırs oluyor O yani. zaman. Bir başka açıdan da nankörlük, küfranı nimet diyor üstadımız buna. Nimetleri görmezden gelmek demektir de diyebiliriz hırs. Veya hırsın bir neticesi budur diyebiliriz. 24. mektupta kat'iyen bil ki kanaat ticaretli bir şükrandır. Kanaat. Ticaretli bir şükrandır. Yani hem teşekkürdür hem de bu sanırım ahirette de dünyada da insana kazandıran bir ticarettir. Çünkü Allah dünyada şükredersen artırıyor. Ahirette de zaten şükretmenin şeyi açık, Mükafat. mükafatı. Hırs hasaretli bir küfrandır. Hırs ise hem zarar sebebi, kaybetmeye sebebiyet veriyor netice itibariyle, Hem de. hem de Allah'ın nimetlerini görmezden gelmek veya inkar etmek derecesinde bir zarar. Hırs. Bunu yine aynı yerde 24. mektupta izah ediyor. Acaba bir adam minare başına çıkmak gibi âli derecatlı bir mertebeye çıksın. Şimdi kuyu dibindeydi adam mesela. Minare başına kadar yükseldi, yükseldi, yükseldi. Tam minare başına çıktı. Yüksek dereceli bir mertebeye ulaştı. Büyük bir makam bulsun. Her basamakta büyük bir nimet görsün. Hem o âli derecatlı yere çıkıyor, hem de büyük bir makam orası, hem de her basamakta ayrıca bir nimet kendisine ihsan ediliyor. Sonra o nimetleri verene şükretmesin ve desin. Minare başına çıktı ya, niçin o minareden daha yükseğine çıkmadım? Başka minareleri görüyor, benimki küçük diyor. Benimki niye o şu minareden daha büyük değil, daha uzun değil, daha yüksek değil diye şekva ederek, şikayet ederek ağlayıp sızlasın. Ne kadar haksızlık eder, ne kadar küfranı nimete düşer, ne kadar büyük divanelik eder, Ya. divaneler dahi anlar. Divaneler dahi anlar. Şimdi mesela insanın diyelim ki ben 40 yaşındayım. 45 sene önce neredeydim? Yoktum yani. Hiçtim. Allah bana vücut nimetini vermiş. Allah bana insaniyet nimetini vermiş. Allah bana İslamiyet nimetini vermiş. Allah bana sağlık, sıhhat, afiyet nimetini vermiş. O kadar nimetler vermiş ki adeta kuyu dibinden almış. Her basamakta ayrı ayrı nimetler vermek suretiyle hala da şu anda veriyor. Aldığım her nefeste bir kainatın maliyeti söz konusu. Çünkü atmosfer tabakası olması gerekiyor, güneş olması gerekiyor, güneş sistemi olması gerekiyor, yeryüzü olması gerekiyor.
bitkilerin fotosentez yapması gerekiyor benim nefes alabilmem için vesaire. Bir nefes alabilmem için eşittir bunun bedeli bir kainat, kainat maliyeti diyebiliriz. Bu nimetleri vermeye de devam da ediyor. Sadece vermiş bırakmış sonra elimizden dalmış değil. Hala şu an o nimetler ihsanların ardı arkası kesilmeyerek devam ediliyor. Yani kuyu dibinden almış bizi ta minarenin başına çıkartmış. Ama ben diyorum ki ya şunun işte şu marka aracı var, şunun işte şöyle bir evi var. Benim niye yok? Elimizde olanı görmüyoruz. Evet. Diğer insanların elindekileri görüyoruz. Yani niye onda o şu minareden daha benim minarem daha kısa kaldı? Evet. Veya benimki niye şundan daha yüksek değil diye şikayet ediyoruz ki bu hırstır.